Ben Tuğba Erdemoğlu, Kahramanmaraş Bulkadiroğlu bölgesi Sait Bey sitesinde ailem için adalet nöbeti başlattık. Sait Bey sitesinde hayatını kaybeden 44 kişi için adalet mücadelesi veriyoruz. Burası kentsel dönüşümden yapılan 5 yıllık bir binaydı ama depremin 8. saniyesinde yerle bir oldu. Hiç kimseye yaşam alanı bırakmadı. Burası kentsel dönüşümden yapılıp Bulkadiroğlu Belediyesi'ne sadece 400 metre mesafedeydi. Ama ne yazık ki ne Bulkadiroğlu Belediyesi tarafından ne de yapı denetim firması tarafından 3,5 katı kaçak yapılan bu yapıya hiçbir şekilde müdahale edilmedi, denetimi yapılmadı ve göz göre göre 44 kişinin ölümüne sebep oldu. 16 ay geçmesine rağmen hala kamu personellerinin dosyalara dahil edilmemesi biz aileleri derinden üzüyor. Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na buradan seslenmek istiyorum. 16 ay geçmesine rağmen kaçak yapıya göz yuman kamu personelleri neden hala soruşturmalara dahil edilmedi? Neden izinler çıkılmadı? Burası 5 yıllık bir binaydı. Taksirle yargılanıyorlar. Adalet Bakanlığı bu konuda daha duyarlı, daha titiz davranması gerek ve davaların caydırıcı olması için olası kasla yargılanmaların devam etmesi gerekiyor. Özellikle bilirkişi raporları. Bilirkişi raporlarımız eksik ve yetersiz geliyor. Üniversiteler bilirkişi raporlarını kabul etmiyor. Bilirkişi raporlarının teknik bir üniversiteden, yetkin bir üniversiteden özenli bir şekilde gelmesini talep ediyoruz. Biz adalet istiyoruz ve 9 Temmuz'da davamızın 4. duruşması olacak. Umuyoruz ki olası kasta bir yargılama çıkacak. Bunu ümit ediyoruz. 9 Temmuz'a kadar adalet mücadelesi vereceğiz, adalet nöbeti tutacağız ve buradan tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Davamız davanızdır. Davalarımıza sahip çıkın. Teşekkür ederim.